Sevgili kitap kurtları, bibliofiller, hepinize selamlar. Bugünkü mevzumuz değerli bir dostumun ''Ya kanka 1984'ün devamı olsa nasıl olurdu?'' sorusu üzerine çıktı. Böyle bir devam kitabı var değerli bibliofiller. Adı 1985. Aslında iki tane 1985 var ama biri devam kitabı, diğeri de ne diyelim alternatif kurgu sayılabilecek türde. Şimdi George Orwell'in 1984'ünün esas devamı olarak gördüğüm kitapla bir giriş yapalım. Kitabın yazarı Macar edebiyatçı Giorgi Dalos. 1943 doğumlu ve bu videoyu yayınladığım tarih itibariyle halen hayatta. 1995'ten beri Berlin'de yaşıyormuş. Şimdi bu kitaba neden esas devam kitabı dedim onu söyleyeyim. Çünkü orijinal 1984'ten karakterler var. Kitap 1983'te yayınlanmış. Ertesi yıl yani 1984'te 1985 tarihsel bir araştırma olarak Türkçe'ye tercüme edilmiş ve alan yayıncılık tarafından basılmış. 132 sayfalık bir kitap. Ana hatlarıyla tanımlayacak olursak roman Büyük Birader'in ölümüyle başlıyor. 1984'teki totaliter sistemin güç kaybetmesi, içindeki iktidar mücadelesi ve sonrasında daha iyimsel bir gelecek beklentilerini yansıtıyor. Şimdi kitap nasıl ona bir bakalım. Roman aslında kurgusal olarak 2036 yılında basılan bir kitap. İsimsiz bir Avrasya tarihçisi tarafından yazılmış, ön sözlü, dipnotlu, zaman dilimi olarak büyük biraderin ölümünün ardından bir zamanlar Okyanusya olan ve şimdi sadece İngiltere adını taşıyan devlet arasındaki geçiş sürecinde yaşananlar anlatılıyor. Kurgusal hatıra kitaplarına atıflar var. Bu hatıralar kimlerin peki? Orijinal 1984'ten 3 karakterin. Winston Smith, Julia ve düşünce polisinin adamı olan O'Brien'in. Tabi bu isimsiz Avrasya tarihçisi de akademik özgürlüğünün ihlal edilmesi, yazdıklarına sansür uygulanmak istenmesi gibi sebeplerle kendi enstitü müdürüne de isyan ediyor. 1984'teki karakterler hakkındaki bazı boşluklar doldurulmuş. Mesela büyük biraderin bir karısı varmış meğer. Adı da Patricia Taylor. Julia'nın soyadı Miller'mış. O'Brien'in ilk adı James'miş. Sonra orijinal 1984'te yer alan Ampleford, Winston'un komşusu olan Parsons ve Dış Parti üyesi dil bilimci de kitapta yer alıyor. Fakat beyinleri yıkanan Winston Smith ve diğer siyasi mahkumların nasıl daha sonra tekrar asıl kimliklerine döndüğü sorusunun cevabı yok. Büyük Birader öldükten sonra Okyanusya Avrasya'ya girdiği bir savaştan gerçekten ezici bir yenilgiye uğruyor. E, sansür, televizyon propagandaları bunu örtbas etmeye yetmiyor. Sonra Insos Partisi içinde karışıklık çıkıyor. Büyük Birader de halef bırakmadan ölüyor. Bu karışıklık içinde karısı Büyük Bacı olarak lider liderliği ele alıyor. Sonra partide yeni yasalar çıkarmanın, baskı düzeninin biraz gevşetmenin iyi olacağı konusunda görüş birliğine varıyorlar. Tele ekranlar spor haberlerini daha çok gösteriyor kart oyunları yani kumara yasal olarak izin veriliyor. Fakat daha sonra büyük bacı statükocularla birlikte bir darbe teşebbüsünde bulunuyor ama başarısız oluyor. Bir parantez açayım. Bu kısım bana Mao'nun ölümünden bir ay sonra tutuklanan dörtlü çete diye adlandırılan grubu hatırlatmıştı. İçlerinde Mao'nun karısı da var. Neyse bu girişim başarısız olduktan sonra Entelektüel Reform Derneği kuruluyor. Winston da bu grupta fakat bunlar reformlar konusunda anlaşamıyorlar ve üçe bölünüyorlar. Winston Smith'in öncülüğündeki radikaller Julia'nın yer aldığı ılımlılar ve merkezciler diye proleterler isyan ediyor. İlginç olan kısmı da proleterlerin başında Pakistan asıllı bir Müslüman var. Avrasya ordusu da bu ayaklanmayı bastırmak için yardıma geliyor. E bu kısım da bana 2. Mahmud'un Kavalalı Mehmet Ali Paşa tehlikesi karşısında Rusya'dan yardım istemesi sürecini hatırlattı. Öyle bir çağrışım yaptı yani. Neyse, kitabı daha ilginç bulduğum nokta ise sanki birkaç yıl sonra yaşanacak olayları öngörmüş gibi olması. Neler mesela? E, 1986'da Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'un glasnost-prestroika yani açılım ve yeniden yapılanma politikası, Sovyetlerin dağılması, Doğu Avrupa'da komünizmin çöküşü, İngiltere'de Hint-Pakistan asıllı Müslümanların mevki sahibi olacakları gibi. E, şimdi Anthony Burgess'ın yazdığı 1985'e gelelim. 1978'de yayınlanmış, Türkçe'ye tercüme edilmemiş henüz. Gerçi edilse de bunu okumamakla çok bir şey kaybetmiş olmayız diye düşünüyorum şahsen. Zaten bunun orijinal 1984'le alakası yok. Sadece tematik olarak benzerliği var. Kitap iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde Burgess'ın 1984 hakkındaki yazıları, 1984'ün edebi ve politik değeri hakkındaki değerlendirmeleri ve George Orwell'le yaptığı hayali röportaj yer alıyor. Bu hemen hemen kitabın yarısına tekabül ediyor. İkinci bölüm ise kitabın yazıldığı 1978'den 7 yıl sonrasında geçen bir olay. Demin demiştim ya tematik benzerlik diye. George Orwell'in 1984'ü yazdığı dönem yani 1948'deki ulusal güvenlik ve tehdit algısıyla Anthony Burgess'ın 1985'i yazdığı 1978'deki Burgess'ın ulusal güvenlik ve tehdit algısı şeklinde de yorumlayabilirsiniz bunu. Bu dönemde zaten İngiltere'de Margaret Thatcher var. Eskiler daha iyi bilir. Demirleydi. Dünya'da petrol krizi var. İngiltere'de işsizlik hat safhada. Enflasyon çok artmış. Bunlara sebep protestolar var. Sendikaların grevleri var bir yandan. Ayrıca Irak terörüyle uğraşıyor İngiltere. Gerçi bu 1980'lerde hat safaya varacak. Nerede okuduğumu hatırlayamadım ama kitabın ikinci bölümünü yazarken Burgess'ın asıl niyetinin İngiltere İşçi Partisi'nin o yıllardaki gündemine ve sendikaların grev hakkını suistimal etmesine karşı tepki koymak olduğunu okumuştum. Sözü çok uzatmadan kitabın içeriğinden biraz bahsedelim. Hikayede iki tema var. İlki İngiltere'de sendikaların çok güçlü bir hale gelerek toplum üzerinde devlet kurumlarından daha çok söz sahibi olmaları. Akla gelecek her mesleğin bir sendikası var ve en ufak bir sebepten genel greve gidiyorlar. İkinci tema ise İslam'ın İngiltere'de kültürel ve siyasi güç olarak yükselişi. Arap zenginleri üzerinden vurgulanıyor bu da. Mesela 1985'te Londra'da birçok Arap müessesesi var. İngiliz şirketleri, teşkilatları, kulüpleri filan satın alınmış bunlar tarafından. İşte El Dorchester, El Clarich, El Brown, El Hilton gibi. Kahramanımız tarih öğretmeni, adı Bill Jones. Bunun karısı hastanede doğum yapacakken orada yangın çıkıyor. İtfaiye de grevde olduğundan yangını söndürmeye kimse gelmiyor. Kimse gelmeyince hastanede yanıp kül oluyor. Birçok kişi ölüyor. Sonra bu kızıyla baş başa kalıyor. Öğretmen olmasına rağmen Jones pastanede çalışıyor. Mesleğini bir yarar getirmeyeceği sebebiyle bırakmış. Sendikası grevdeyken kendisi işe gidiyor ve bunun üzerine sendika üyeliği iptal ediliyor. Bu işsiz kalıyor tabii. Kızı 13 yaşında, iş yok, para yok, borçları ödeyemiyor. Hırsızlık yapıyor, sokaklarda yatıp kalkıyor. Kızını bir bakım evine gönderiyor devlet. Bunu da alıyorlar. Yeniden eğitim merkezinde rehabilitasyona tabi tutuyorlar ve salıyorlar en sonunda. Ee, evi kaybedeceklerini düşünerek kızını petrol zengini Londralı bir Arap şeyhiyle evlendiriyor. Sonra The Free Britons yani Hür Britonlar diye bir örgüte katılıyor. Bunlar da İngiltere'de İslam'ı egemen kılmak için çalışan bir grup. Tabi grevler, sokak çatışmaları, kaos, anarşi derken kral 3. Charles komutayı ele geçiriyor. Bu Charles bizim bildiğimiz Prens Charles. Tahta geçerse, validesinden fırsat bulursa tabi 3. Charles olacak. Neyse bundan sonra Jones'u tekrar hapse atıyorlar. Orada gayri resmi tarih dersleri veriyor. Dolos'un ve Burgess'ın 1985'leri arasında bir ortak nokta var. O da İngiltere'de İslam dininin daha çok taraftar kazanması. Müslüman uluslardan Arapların, Hintlilerin İngiltere'de nüfus sahibi olmaya başlamaları. Şimdilik söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.